İş ve başarı olarak şimdi de gençler arasında yaygınlaşan oyunlar hakkında bilgi almak üzere Nuri Ekici'den bilgiler alıyoruz. Dünyanın her yerinden oynanan bilgisayar oyunları turnuvalarına katılım sağlayan Nuri Ekici ayrıca kendi bünyesinde bir de yazılım şirketi barındırıyor. Biz de artık önemli bir sektör haline gelen oyun dünyası hakkında bilgi almak üzere arkadaşımız Fethiye Topuk'un Nuri Ekici ile yapmış olduğu röportajı getiriyoruz ekranlarınıza. Türkiye turumuza durdurak bilmeksizin devam ediyoruz. Şimdi de sizlere İstanbul'un Avcılar ilçesinde hizmet veren oyun salonundan sesleniyoruz. Hemen yanımda işletme sahibi Nuri Bey bulunuyor. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Uzun yıllardır sektördesiniz diyebiliriz. Birazdan tabii ki sizin ağzınızdan da bu sektöre nasıl giriş yaptığınızı dinleyeceğiz. Burada ne gibi hizmetler veriyoruz kısmını detaylı olarak anlatacağız ama dilerseniz öncelikle sizleri çok kısa tanıyalım. Hemen ardından da diğer detaylara geçelim. Tabii ki ben Nuri Ekici. Yaklaşık 6 yıldır bu sektörde faaliyet vermekteyim. Bir yazılım şirketimiz var ve Türkiye'deki internet kafe ve oyun sektöründeki firmalara hizmet veriyorum. Burada verdiğimiz hizmetler noktasında online oyunlar noktasında turnuva merkezi olarak faaliyet gösteriyoruz. Online oyunlardaki dünya çapında arkadaşlarımızın diğer ülkelerdeki gençlerle, oyuncularla beraber aynı eşit ve standartlar üzerinde turnuva yapmasını sağlıyoruz. Verdiğimiz faaliyetimiz bu. Hemen turnuvalardan demişken biraz daha detaylandırarak ve açarak anlatalım Nuri Bey. Daha sonrasında zaten hani buradaki hizmet dallarımızı biraz daha detaylandırarak anlatacağız. Şimdi online oyun turnuva derken burada verdiğimiz faaliyet şu. Artık günümüz gereği online oyunlar üzerine bir faaliyetlenme, eğilim başladı gençlerde. Bu eğilim de gençlere aslında birçok avantaj sağlıyor. Bu avantajların en başında globalde olarak İngilizce seviyesi ülkemizde çok düşük. Bu gençlerin İngilizce seviyesinin yükselmesini sağlıyor. Çünkü dünya üzerinde birçok ülkedeki kişilerle aynı oyun sunucusu üzerinde oyun oynuyorlar. Bu da onların İngilizce becerilerini geliştiriyor. Aynı zamanda online oyunlarda anlık olarak oyun içerisinde kaybettiği zaman öldüğü için motor becerilerini geliştiriyor gençlerin ve stratejik olarak düşünmeyi itiyor. Bu da onlar tarafında ister istemez büyük bir gelişme sağlıyor. Verdiğimiz faaliyet noktasına geldiğimiz zaman eski internet kafe olarak düşündüğümüzde eskiden internet kafelerde müşterilerimiz gelirdi, internete girerlerdi, chat yaparlardı vesaire tarzındaydı. Ancak günümüze uyarlandığımız zaman artık tamamen eski internet kafedeki bilgisayarlar cep telefonlarımız üzerinde olduğu için bizler yüksek donanımlı bilgisayarlarla gençlere sadece oyun hizmeti veriyoruz. Bu online oyunlarda da tabii ki takiplerimizi sağlıyoruz. Zaten dünya üzerinde oynanan belli başlı online oyunlar var. Biz ve tüm kafeci dostlarımız bu şekilde bu online oyunları oynatmaya devam ediyor. Gençlerimizi kontrol altında online oyun seviyesinde elektronik spor noktasında dünyada ileri taşımaya çalışıyoruz ülkemizi. Ne kadar güzel özetlediniz. Biz ilk geldiğimiz zaman da aslında bizim de bilmediğimiz konular hakkında bizleri de detaylı olarak aydınlatma işlemi gerçekleştirdiniz. Oyun oynuyor çocuklarımız ama birçok alana öncü olduk diyebilir miyiz sizin markanız adına? Tabii ki biz elektronik spor alanında faaliyet noktasında öncülükleri sağlamaya çalışıyoruz. Bunlardan ilk önce oyun merkeziyle kafe bistro kültürünü birleştirmeye çalıştık ve bu noktada bir başarı sağladık. Geniş bir mutfağımız var. Bu geniş mutfak sayesinde dışarıdan gelen diğer konuklarımıza da yeme içme noktasında faaliyet sağlayabiliyoruz. Bunun haricinde dışarıdan gelen müşterilerimiz burada kendi cihazlarıyla beraber çaylarını, kahvelerini yudumlayıp rahat bir şekilde çalışmalarını yönetebiliyorlar. Aynı zamanda gençlerimize bu sağladığımız ortam sayesinde ciddi bir sosyalleşme alanı sağlıyoruz. Bu sosyalleşme alanı sayesinde de gençlerimizi ileriye yönelik farklı noktalarda araştırmaları itiyoruz. Ben de şunu eklemek istiyorum. Eskiden biliyorsunuz ki insanlar internet kafeye gittikleri zaman aileler tarafından böyle bir kaygı oluşabiliyordu. Burada sizin anlatımınızdan benim anladığım şu, çocuklar tabii ki oyun oynuyorlar, güzel, keyifli vakit geçirebiliyorlar. Çok uzun olmamak kaydıyla. Burada zaten siz ve çalışma arkadaşlarınız tarafından gerekli kontroller gerçekleştirilebiliyor. Onun dışında kendini geliştirebiliyor bu oyunlar. Yani kişiler kendilerini geliştirebiliyorlar bu oyunlar sayesinde. Tabii ki. Burada kişiler motor becerilerini, tekrar söylüyorum, motor ve strateji becerilerini geliştiriyorlar. Çünkü onları anlık olarak oyun içerisinde milisaniyeler konuşulduğu için o milisaniyeler üzerinde düşünmeye sevk ediyor gençleri bu. Ve gençlerin gerçek anlamda zihinsel yapılarını kullanmalarını sağlıyor. Bunun haricinde de şöyle bir gerçeğimiz var. İster istemez evlerimizi, internetlerimiz belli bir noktaya kadar koruyabiliyoruz. Burada bizler ve tüm internet kafe ve elektronik spor merkezi olan dostlarımızda şöyle bir durumumuz var. Sektör olarak devletin bize tabi tuttuğu bazı noktalarımız var.
Bu tabii noktalarımız arasında da internetlerimizin güvenli internet olması, loglarının tutulması ve takiplerini sağlanması. X, Y, Z kişi yasaklı bir site veya kelime aratmaya kalktığı zaman bu kendisine browser üzerinde açılmıyor. Aynı zamanda bizim makinelerimize de bunun uyarısı geliyor. Biz bunların loglarını daimi olarak tutuyoruz. Ve burada yasaklı bir durum oluştuğu anda aynı zamanda eş zamanlı olarak emniyete haber verip güvenliği sağlamaya çalışıyoruz. Bu noktada gerçek anlamda eski internet kültüründen tamamen farklı bir noktadayız. Bu da tabii ki bizi eskisi gibi düşünen insanlar için bayağı bir farklı bir düşünce noktasına sevk ediyor onları. Peki çok teşekkür ediyorum Nuri Bey ama son olarak toparlamanızı istiyorum. Buradan sevgili izleyenlere özellikle neler söylemek isteriz? Ben gençlerin ailelerine özellikle bir şey söylemek istiyorum. Tekrar söylüyorum, evlerde ve cep telefonlarında internetler bir yere kadar korunmalı. Yalnız biz mekanlarımızda ister istemez güvenlik sistemlerini en üst noktada tutmak zorunda olduğumuz için, bu yasa gereği de oluştuğu için, bizlerin kullandığı internet yapısı ve mekanlarımız aslında dışarıdan daha güvenli. Biz bu güven içerisinde gençlerle bir aile ortamı oluşturuyoruz. Ve lütfen rica ediyorum artık hiçbir sektör, hiçbir aile bizi eski internet kafe kültüründe olmadığımızı, bunu siz de gördünüz, olmadığımızı görüp anlamasını istiyoruz biz. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum size ve ekibinize. Ben size çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.